Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ana yemek tarifi hazırladım arkadaşlar sizlere. Kızımın en sevdiği yemektir bu. Sürekli yaparım. Yapmışken de tam olarak detaylı tarifimi sizlerle tekrardan paylaşmak istedim. Patates oturtması. Malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir tane soğan, yaklaşık 500 gram kıyma. 7-8 tane patates, kırmızı, yeşil, sarı biber, domates salçası, biber salçası, tuz, karabiber, zeytinyağı malzemelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Evet, öncelikle kıyma harcımızı hazırlayacağız. Soğanları yemeklik doğruyorum. Tavaya kıymamı alıyorum. Birazcık daha su ekliyorum ve kavurmaya bırakıyorum. Tamamen suyunu salıp çekmeye başladıktan sonra soğanları ilave ediyorum. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir ana yemektir. Evet, soğanları ilave ediyorum. Hafif öldükten sonra zeytinyağı takviyesi yapıyorum. Zeytinyağında kıyma ve soğanları kavuracağım. Bir taraftan da yeşil ve kırmızı biberlerimi doğradım. Bu biberler dolmalık biber arkadaşlar. Tamamını kullanmadım. Büyük baş oluyor bunlar. Yarısını kullandım. Kavrulmuş olan kıyma harcıma biberleri de ekliyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Bu esnada biraz tuz serpiyorum. Daha çabuk pişsin sebzeler ve kavrulsun diye. Yarım yemek kaşık biber salçası, bir yemek kaşık domates salçasını da ekliyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Sosumuzu baharatlar ile lezzetlendiriyoruz. Kırmızı toz biber, karabiber, tuz. Damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir çevirip karıştırdıktan sonra yaklaşık 1 litre sıcak su ekliyorum. Ve artık ocağımın altını kapatıyorum. Sosum hazırdır. Mutfak aletlerimi kullanırken çoğu kez soruyorsunuz nereden aldınız diye. Bu makine arkadaşlar yaklaşık bir 20 yıldan fazladır. Bu bir ürün tanıtımı değildir ama arkadaşlar sürekli sorduğunuz için ayrıca belirtmek istedim. Markası TNS 3000. Bunların 2000, 3000 diye farklı modelleri çıktı ama ana markası TNS'dir arkadaşlar. Benim TNS 2000'dir. Bayağı bir eski modeldir. Dediğim gibi yeni modelleri çıktı. Böyle sağ tarafında düğmesi var. Kalınlık derecesini ayarlıyorum ve patateslerimi doğruyorum. Çok kalın olmayacak şekilde, çok ince olmayacak şekilde ben patateslerimi doğradım. Ertesi günden kalma yarım kabak da vardı. Bunu da kullanarak değerlendirmek istedim arkadaşlar yemeğimde. Ayrıca sadece patates değil de kabaklı da yapabilirsiniz. Patlıcanlı da yapabilirsiniz ya da tüm sebzeleri kullanarak karışık bir türlü yemeği yapabilirsiniz bu tarifle arkadaşlar. Tamamıyla size kalmıştı. Elinizde olan malzemelere göre çoğaltabilirsiniz yemeğinizi. Doğramış olduğum patates ve kabakları tepsime aldım. Ben sileksi pişireceğim arkadaşlar. Sizler fırında pişirebilirsiniz çünkü aynı işlemi görüyor. Üzerine hazırlamış olduğum sosumu döküyorum. Gördüğünüz gibi karıştırmadan üzerine domates ve biber dilimleri ile yemeğimizi süslüyoruz. Fırında
pişirecekseniz önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık 25 dakika pişirilir. Ben Silex'te pişirdim arkadaşlar. Silex'te 3,5 derece ayarda yaklaşık bir 20 dakikada yemeğim pişmiş oldu. Evet, gördüğünüz gibi şahane görünüyor. Çok sulu değil, çok da kuru değil. Harika bir yemek oldu arkadaşlar. Durdukça geri kalan suyunu biraz daha çekmiş oldu. Üzerine de maydanoz doğrayıp servise hazırdır. Kızım yanına mutlaka pilav istedi. Kızım için ayrıca pilav da yaptım. Ben bu şekilde çok da lezzetli bir çorba yaptım arkadaşlar. Bu çorba tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ekşili, sebzeli, köfteli, yoğurtlu çorba. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Linkimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz diğer videolarımdan. Evet. Bu şekilde servis tabağına patates oturtmasını aldım. Kızımın isteği üzerine de pilav pişirdim. Hemen çok fazla demlenmeden servis için tabağa aldım. Yoğurt eşliğinde bizler afiyetle yedik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, zil sesini açmayı, aşağı yorum bırakmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.